Asrın felaketinin ardından yaklaşık 1,5 yıl geçti. Merve Ateş de korkunç depremde Hatay'da enkaz altında kalmış, yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Ancak ailesi genç kızdan 18 aydır haber alamıyordu. Hiçbir hastanede bir iz bulunamamıştı. 26 yaşındaki Merve Ateş'in hastanede hayatını kaybettiği ve başka bir isimle defnedildiği ortaya çıktı. Yapılan DNA testinin ardından iki ablası artık kardeşlerinin mezarı başında dua ediyor. Lütfen bize yardım edin. Size yalvarıyorum. Benim kız kardeşimi gördüyseniz bir alo demeniz yeterli. Biz annesiz babasız kaldık. 3 kız kardeş kaldık. Ne olursunuz. ATV Haber seslerini duyurdu. Müge Anlı adım adım izini takip etti. Allah hiçbirimizi çaresiz bırakmasın. 6 Şubat depreminde enkaz altında kalan Merve'nin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği, bir başka isimle defnedildiği DNA testiyle belirlendi. Acılı aile 18 ay sonra kardeşlerinin mezarına kavuştu. Bir mezar taşımız olsun istedik. Cenazenin de şükrü oluyormuş. En azından bir mezar taşı var artık. İskenderun Emniyeti'nin yoğun çabaları sonucunda kız kardeşlerinin mezarına kavuşan iki abla şimdi Merve Ateş'in kabrini yine 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden anne ve babalarının yanına taşımaya hazırlanıyor. Nakil işlemini yapacağız. Annemi babamın yanına götürmeyi düşünüyoruz. Emeği geçen, bize yardımcı olan herkese Allah razı olsun.